Google servisleri yok ama harika kameraları var. Evet, bu videoda Huawei P40 Pro elimde. Şimdi Avcılar sahilde hep beraber kameralarını test edeceğiz. Uzaklaşacağız, yakınlaşacağız, geniş açıyla çekeceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak fotoğrafları çekmeye başlayalım isterseniz. Telefonun kamerasında yok yok ama asıl olayı şu, bu kamera harika yakınlaştırmalar yapabiliyor, optik yakınlaştırmalar. Bunun için de uzakta bir gemi gördüm, ona biraz daha yaklaşalım, daha sonrasında da telefonla biraz yaklaşacağız. Bakalım optik yakınlaştırmada, hibrit yakınlaştırmada bizlere nasıl bir performans sunacak. Şimdi geldim. Burada gemi var birkaç tane. Birkaç tane de küçük tekne var. Balıkçı teknesi. Ama bir yandan da uçak geçiyor. Hepsini birlikte yakalamaya çalışacağım bir. Zoom marifetleri neymiş görelim isterseniz. Ben direkt çekmeye başlıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şaka gibi. Resmen böyle teknenin içindeki adamın yüz detaylarını görebileceğim. Yani muhtemelen seneye çıkardıkları P50 Pro'da bunu yapabilecekler. P40 Pro'da bence söylenecek söz yok. Zaten fotoğrafları gördünüz. Harika sonuçlar elde ediyor. Denecek bir şey yok. Şimdi güneş de çok güzel gözüküyor. Orada çekimleri yaptık. Bence güneşi kaçırmadan birkaç tane de gün batımıyla fotoğraflar çekebiliriz. Biraz böyle gel. İstediği kadar ters ışıkta kalsın. Bence bu fotoğrafı çok iyi bir şekilde çekebilirim. Her açıdan çekiyorum. Belki sen güzel çıkmıyorsun ama ortam güzel çıkıyor. Önce ben Oğuz'u çektim, sonra Oğuz beni çekti. Aslında şöyle oldu, ben Oğuz'u çektikten sonra Oğuz beni haliyle beğenmedi. Al sen çek dedim. Ve çıkarmış olduğu, ortaya çıkarmış olduğu fotoğraflar gerçekten çok çok iyi. Mutlaka bunlardan birini Instagram'a sallarım. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şöyle yine iyi oldu tabii ki de ama ben odak nokta olarak böyle kayalıkları belirleyince arka taraf biraz daha sönük kaldı haliyle ama yine de hiç fena fotoğraf olmadı bence. Şimdi normalde Huawei P40 Pro'nun arka planda kalan modlarından bir tanesi de makro modu ve yeterince ön plana çıkarılmadığını düşünüyorum ben. Ama şimdi çekmiş olduğum fotoğraf gerçekten de bu telefonun makro modunun da çok başarılı olduğunu gösteriyor. 5x optik yakınlaştırma yaparak çektim bu fotoğrafı ve yaprağın üstündeki su damlalarını çok net ama çok net bir şekilde yakalamayı başardı. Yine çok iyi bir performans sergiledi. Helal ya.
Şimdi bol bol etrafı çektik ama tabii ön kameraları da unutmamak gerek. Ön kameralar diyorum çünkü bu telefonun önünde iki tane kamera var. Bunların bir tanesi normal kamera, diğeri ise derinlik algılayıcı kamera olarak çalışıyor ve performansı bu şekilde. Hava kararmak üzere ve hava kararıyor aslında, kararmak üzere bayağı bir. 10-15 dakikaya muhtemelen kararır. Gece fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden oturdum, şu an burada bekliyorum. Gece olunca da burada bol bol fotoğraf çekip sizlerle paylaşacağım. O şekilde yani, ondan sonra da zaten videoyu kapatırız. Umarım sizler için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Bana da başka bir şey demek düşmüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın.